Savunma sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi? Nereye geldi? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte memleketi Rize'den bu mesajı verdi ve çok çok büyük yankı uyandırdı. Sıkaya siz ne düşündünüz bu açıklamayı duyduğunuzda? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demek istedi? Neden yaptı bu çıkışı? Zamanlaması için ne söylenebilir? İsrail ve destekçileri üzerinde bir tutum değişikliğine sebep olur mu? Aslında Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli mesaj verdi. Tarihi bir mesaj verdi. Yani biz sadece Libya'da, sadece Karabağ'da değil, Türk devleti olarak, Türk devlet tarihi olarak biz nereye gittiysek barış getirdik. Nereye gittiysek savaşı engellemek ve sivilleri korumak üzere biz orada bulunduk. İster sert güçle, ister yumuşak güçle. Bu mesajı verdi. Ama birileri tabii rahatsız oldu bundan. Şimdi bakın, eski Türkiye yok Büşra Hanım. Yani burada bunu bir abartılacak, hani kendimizi biz abartıyoruz da diyebilirler bazıları ama eski Türkiye neydi? Yap diyeceksin, yapacaksın. Yapma deyince yapmayacaksın. En basit ifadeyle buydu. Ama şimdi Türkiye ne diyor? Kendi âli menfaatlerim, beka stratejim ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Bir de artı üzerine orada bir sivil katliam varsa, orada bir mazluma kılıç kaldırıldıysa ben ona hem sahada hem masada karşı dururum. Bu bir kere her devletin sorumlu olmalı Büşra Hanım. Sadece bunu Sayın Cumhurbaşkanı söylememeliydi. Bunu Mısır Devlet Başkanı da söylemeliydi, Suudi Arabistan Kralı da söylemeliydi, efendim Tunus da söylemeliydi, bütün İslam ülkeleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözünü söylemeliydi. O zaman anlaşılırdı. O zaman belki hani sanki boksörün yumruk yediği gibi oldular şu Neden anda. Neden söylemiyorlar? Söyleyemiyorlar çünkü. Söyleyemiyorlar. Bakın Netanyahu ne dedi? Arap liderlere koltuklarınıza rahat oturmak istiyorsanız dedi. Sesinizi çıkarmayın bu işlere dedi. Sonra ne oldu? İşler biraz dönmeye başladı. Bu sefer melimalı cümleler, iyi temeller, kınamalardan öteye gitmemeye başladı. Ve biz bunu söyledik. Hadi hep beraber bununla mücadele edecekti. Neredesiniz? Hepiniz koltuklarınızda oturuyorsunuz. E peki burada katliam nasıl duracak Büşra Hanım? Yapma İsrail, dur İsrail. Amerika buna engel ol. Ya onlar olmayacak. İsrail de durmayacak. Bunu artık kabul edelim. Maalesef öyle. Amerikan Kongresi'nin konuşma oydu. Malumun ilanıydı. 51'de Ben Gurion ilk konuşmasını yaptı kongrede. O ben kurucu başbakanım konuşmasıydı. Netanyahu'nun konuşmasıyla ben de ikinci kurucu başbakanım diyor Netanyahu. İsrail'in büyük krallığını kuruyorum diyor. Yani bu kadar iddialı, bu kadar sert giderlerken biz onlara yumuşak efendim uluslararası hukuk cümlelerini artık söyleyemiyoruz maalesef. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz Türk askeri olarak dedi, Türk devleti olarak ve milleti olarak dedi, gerekirse Karabağ'da nasıl biz zulmü engelledik, Karabağ'daki toprak işgalini nasıl engelledik, efendim Libya gittik, oradaki mazlumların katlini, oradaki hukuksuzluğu nasıl engelledik veya tarihte diğer zamanlar, yüzyıllar boyunca olduğu bizi bu nasıl yaptıysak Gazze'de de yaparız. Çünkü Gazze, Büşra Hanım, şimdi Mavi Vatanımıza da biliyorsunuz dili uzatıyorlar, Mavi Vatan anlayışımıza da. Onlara zaten onu da ciddiye almamak lazım ama Türkiye'nin denizlerdeki misak-ı millisi dediğimiz, Türkiye'nin efendim denizlerdeki savunma hattı dediğimiz alanın Gazze'nin, yani şöyle şimdi en son Kıbrıs Barış Harekatı 50. yıl dönümü kutladık değil mi? Çağlar Hocam da çok iyi biliyor ki Kıbrıs tarihi çok önemli, Kıbrıs'ın savunması çok önemli ve Kıbrıs Anadolu'nun doğal uzantısı, uçak gemisi ve en önemli kalesi Doğu Akdeniz'in. E şimdi Doğu Akdeniz'e doğru baktığımızda Kıbrıs'tan öte ne var? Gazze hattı var. Yani Gazze hattı tıpkı Birinci Dünya Harbi'nde olduğu gibi Mantartepe müdafasında Türk askeri son kurşuna kadar nasıl savunduysa bugün de aynı şekilde savunmaya devam ediyor. Çünkü bu bölge Türkiye'nin âli menfaati ve savunma hattı bakımından çok stratejik ve Sayın Cumhurbaşkanı şu mesajı veriyor. Türk ordusu güçlüdür, Türk ordusu millidir. Artık eski darbelerle Türk ordusunu yerle yeksan ettiğimiz günler bitti. Biz hem savunmamız sanayimizde hem kendi askerimizde milliyiz ve nerede mazlumun sesi varsa onları dinlemek zorundayız dedi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Saddam'a benzetmeye kalktılar. Çok büyük bir onu soracağım şimdi. Hadsizlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası İsrailli bakanlar adeta sıraya girdi açıklama yapmak için. En başta da elbette İsrail Dışişleri Bakanı Katz bu süreçteki üslupsuzluğuyla zaten ön plana çıkan bir isim. Dolayısıyla diğer bakanlardan da Türkçe tweetler atanlar var, hakaretler yağdıranlar var, tehditler. Saddam Hüseyin'e atıfta bulunarak bir tehditte bulundu İsrail Dışişleri Bakanı. Buna karşılık
Dışişleri Bakanlığı'ndan da elbette tepki geldi. İlk açıklama Dışişleri Bakanlığı adına yapıldı ve soykırım cihetlerin sonu nasıl olduysa soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak denildi. Sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bizzat tweet attı. O da bu haklı sesi bastırmak isteyen başta İsrail olmak üzere uluslararası Siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır ifadelerini kullandı. Siz ne dersiniz bu yaşananlar için? Şimdi aslında burada diyoruz ya Hitler'in öldürdüğü daha çocuk, daha fazla çocuktan fazlası 1,5 katını Netanyahu öldürdü. Hitler'in yaptığı soykırımdan faydalanarak tarih boyunca kendi kalkan yapan bu Siyonist rejim şimdi daha fazlını 2,5 kat, 3 katını bu coğrafyada yapıyor ve topraklarında yaşayan insanlara yapıyor. Yani kendi öz topraklarında yaşayanlara yapıyor. Aslında tarih her şeyi yargı. Tarih mahkemesi hassastır Büşra Hanım. Hepsi onun karşılığını görecekler. Ama Türk Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda hakarete varan cümleler kuranlar. Saddam Hüseyin'in son... Irak, şimdi vaktimiz olsa da Çağlar Hocam'la konuşsak burada. Irak nasıl bu hale getirildi? Bunu konuşalım. Irak nasıl Saddam Hüseyin'in 2006... Kimlerin parmağı vardı? Nasıl? Kimlerin parmağı vardı? Kimlerin parmağı var? Tony Blair açıklama yaptı. Biz orada hiçbir zaman kimyasal şey süpersonik füzeler yoktu. Kitlesi imsalar silahlar yoktu. Biz evet. Aslında bir bahaneyle girdik. Afganistan'a niye girdiler? İkiz kuleler niye vuruldu? Kim vurdu? Neden vurdu? Bunların derin Amerika ile ilişkisi nedir? Evangelistler burada parmağı nedir? Kendi yazarları, kitapları var. Onları hep okuduk. Kendileri yazdılar mı? Kendileri belgesellerini çektiler. Kendi prodüksiyonları var. Şimdi tabii konuşamıyoruz ama zamanımız yok. Şöyle söyleyeyim. Bize karşı tehditkar ve Sayın Cumhurbaşkanı tehdit etmeye kalkanlar da bence o enkazın altında kalır. Çünkü Türkiye'nin burada yaptığı tek şey var. Buradaki katliamın durdurulması ve İsrail'in 67 sınırlar öncesine dönmesi. Bu kadar. Başka bir şey yok. Peki. Ama sen bunun üzerine gidiyorsan o zaman ben de bölge ülkesi olarak ve benim çıkar noktam olarak, alanım olarak da burayı müdafaa etmek için de imkanlarımı kullanacak kapasitem de var, gücüm de var. Sayın Özer, sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Şimdi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı için siz neler düşündünüz? Ve özellikle de gelen tepkiler konusunda da şimdi öyle tepkiler var ki sadece İsrail bakanlar değil, İsrail destekçisi gazetecilerden tutun da işte Hollanda'daki siyasetçilere kadar Türkiye NATO'dan atılmalı diyenler bile çıktı akşam saatinde bu sosyal medyadaki paylaşımları üzerinden. Dolayısıyla Türkiye'ye mi döner oklar? Ne dersiniz? Nasıl bir süreç? Nelere dikkat etmeli? Büşra Hanım, önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 madde üzerinden mesajını verdiğini görüyorum ben. Çok kısaca alayım lütfen. Birincisi şu, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı çok rasyonel bir dış politika izliyor. Gerçekten çok rasyonel ve çok özellikle şunu ifade edeyim. Yani duygulardan arınmış bir vaziyette uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler'in genel ilkelerinin, Furkan Hocam da bilir, bize dikte ettirdiği, altına imza attığımız uluslararası anlaşmalar dahil bunun bir milim dahi dışına çıkmayan, uluslararası efendim bütün yükümlülüklerini yerine getiren ve bunda da her coğrafyada, Türkiye coğrafyasında ve dışarıda imza atmış olduğumuz anlaşmaların bulunduğu coğrafyadaki hak, alaka ve menfaatlerimizden de bir milim geri atmadan bir politika izliyoruz. Birincisi, savunma sanayine vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Türk ordusu %80'in daha da üzerine çıktı, daha da çıkmak zorunda. Neden daha da çıkmak zorunda? Sadece şöyle Türkiye coğrafyasının olduğu haritaya bakalım. Türkiye'nin bölgesel, küresel ilişkileri, imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalar, bölgesinde oluşan ittifaklar ve son 5 yıla bakalım. Türkiye önemli olan Türkiye'nin jeostratejik önemi gün geçtikçe artan bir noktada ve doğal olarak bu ülkenin savunulmasına yönelik olan güvenlik kuruluşumuz, kahraman Türk ordumuzun 24 saat harbe hazır olması gerekiyor. Bu da birincisi milli savunmamızın, savunma sanayimizin gittikçe millileşmesinin sağlamış olduğu psikolojik üstünlükle ortaya çıkıyor. İkincisi bir diğer konu, Suriye ve Irak'a sıçrama olasılığından bahsettim ben. Bu İsrail'in Lübnan'a yönelik olarak yapacağı harekatın. Dolayısıyla bunun akabinde de bunun doğal olarak bizi de o bölgeye çekebilme olasılığı olduğunu görüyor Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden ifadesinde Lübnan'ı ve Karabağ, Libya ve Karabağ örneğini verdi. Hatırlatalım bir kez daha, biz Libya'da ve Karabağ'da fiziki olarak bir çatışmaya girmedik. Bakınız çok önemli bir şey var burada. Bunu anlamadı İsrail. Anlamak da istemiyor, ayrı bir konu da. Yani biz Libya'ya ne yaptık? 2019'da Münhasır Ekonomik Bölge'yle Libya'yla deniz yetki alanları anlaşmasını yaptık. Libya'da Birleşmiş Milletler'in desteklemiş olduğu konudaki ulu tarafa biz desteğimizi verdik ve son derece uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettik. Yine aynı şekilde Karabağ'da 44 günlük kahraman zaferin bir millet iki devlet çerçevesinde artık Güney Kafkasya'yı biz dizayn ediyoruz. Bunlar böyle. Gelelim bu konuda da İsrail'e şu söyleniyor. İsrail
Yani pervasızca hareketleri adım atıyorsun, dikkat etmesi gerektiğini. Türkiye Cumhuriyeti'nin biraz önce Furkan Hocam harika bir tespit yaptı. Yani artık eskisi gibi aa ne oluyor burada falan izlenmiyor. Çok rasyonel politikalarda buralar Türkiye Cumhuriyeti'nin alaka ve menfaatleri çerçevesinde dizayn ediliyor. Yapılan sataşmalarla ilgili bir cümle söylemek son istiyorum. Son cümlenizi alayım. Son cümlemi söyleyeyim Büşra Hanım. 2233 yıllık bir Türk devleti var. Türk devletinin başına hiçbir devlet hakaret edemez, herkes haddini bilsin. Yani öyle NATO'dan çıksın, Hollandalı öyle demiş. Derse desin, ne yapabilirim yani. O kendi kendine bir şeyler söyleyebilir ama insanlık tarihi kadar eski olan asil Türk milletinin başına, devletin başına, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hadleri değildir. Herkes haddini bilecek.